Evet sevgili seyircilerimiz, son durakta şimdi neredeyiz? Klas Füyüz seralarındayız. Kiminle? Tabii ki doktorumuz Teoman Sırrı ile. Bakalım neler yapmışız? İzliyoruz. Organik tarımda öncü marka Klas Fruit, taze meyve ve sebzeleri sofralarınıza getiriyor. Klas Fruit size sağlık getiriyor. Her mahsul ayrı toprakta yetişir diyen Süleyman Bey, bütün seralarını ayrı bölgelerde kuruyor. Neden mi? Evet sevgili seyircilerimiz, bu haftada farklı bir seradayız. Süleyman Bey, seraların yerleri hep farklı farklı yerlerde. Evet. Neden böyle bir şey tercih ediyorsunuz? Bunu tercih etmemdeki her mahsul ayrı bir tarlada, ayrı bir toprakla yetişiyor. O yüzden böyle farklı farklı yerlerde seralarınız. Daha önce burası sadece Rokka'ya, tereyle Rokka'ya ait. Terenin zamanı bittiği için şimdi Rokka'dır. Sadece Rokka ekiliyor. Bir de bunları salatalıkları deneme yaptım. Seneye Allah izin verirse sadece salatalık tarlası da yapacağım bir tane. Burası değil de başka bir yer. Salatalık tarlası. Başka bir. Deniyorum şimdi nasıl mahsul verecek. Eğer bir şey tabii kurtaracaksa ekeceğim, kurtarmasa biraz zor. O da herhalde toprakla alakalı biraz. Her şey toprakla alakalı. Şimdi eğer bir tanesine desen ki bu adam yahut da birisine sorsan bu adamlar delidirler. Ama buradaki olan mal bir öbür tarlada aynı mal olmuyor. Aynı kalite çıkmıyor. Kalite değişiyor. Kullanılan şeyler aynı ama tarla farklı olunca, toprak farklı olunca. Toprağın cinsi. Mesela bir sakız ağacı var ya, sakız. Türkiye'deki bir ada var, Sakız Adası, Kiosteller. Yalnız orada yetişir, mastika. Onun tohumunu, ağacını İzmir'e ektiler. Amerika'ya ektiler. Hiç bitmiyor. Bu mastika, vazgeçen mastika şarkısı da var. Yalnız orada yetişir. Yani toprak mühimdir. Onun için dediği gibi yani, hatta bazı çiçekler vardır, toprak değişti mi renk de değişir. En doğru topraklarda yetişen mahsuller, Klas Fruit kalitesiyle uzun süre taptaze kalıyor. Taze biberler, salatalıklar, domatesler, roka ve hatta çilek. Bağırsak sağlığı için sebze yemenin önemine dikkat çeken Doktor Teoman Sırrı, bağırsak kanserine yeşilliklerin iyi geldiğini vurguluyor. İnsanlar mesela bu diyelim ki yeşillik de bir kere yediği zaman sanıyor ki hemen bunun faydasını, katkısını, ama mümkün değil. Bunu en azından süreklilik olarak günlük... Sürekli tüketmek lazım, evet. Tabii en az iki kere günlük yemek zorundasın ki onun sana faydası, katkısı olsun. Doğru mudur Teoman Bey? Tabii zaten bağırsaklara her gün yeşillik lazımdır. Yeşillik ne olur biliyor musunuz? Mesela yeşilliklerde içindeki gıdayı alır vücut, diğerini dışarı atar. Yani bağırsakları yumuşatır. Şimdi insan yeşillik yemezse kabızlık da olur. İnsan tuvalete zor çıkar ve aynı zamanda bağırsaklar da uzar. İşte bağırsak kanseri böyle olur. Yani insan her gün yeşillik yiyecek ki bağırsaklar yumuşak çalışsın, yumuşak tuvalete çıksın. Devam ya, bir de şeyi fark ettik. Anlatıyorsunuz sürekli. Genelde bütün yeşilliklerin hep aynı ve güzel faydaları var. Yani birbirine çok benziyorlar. Tabii birbirine benziyor ama her birinde içinde bazı maddeler vardır ki bilmiyoruz. Çünkü hepsine değmesin, hepsinde bu vardır. Hayır, her birinin ayrı bir özelliği vardır. Mesela rokkanın, tabii balıkla yeniyor. Tabii niçin balıkla yediğini bilmiyorum ama herhalde biraz acılı olduğu için. Her tadından galiba. Ve vücutta bazı sular birikir. Mesela karında, o suları vücuttan atar. İçinde tabii yeşil oldu mu %100 içinde A, C ve demiri vardır. Ne kadar yeşil ise bir şey, içinde demiri o kadar fazladır. Tabii vitaminleri vardır. Özel başka maddeler de vardır ki bilmiyoruz ama bunun özelliği bir de kanı temizlediğini söylüyorlar. Ve karaciğere faydası olduğunu ve vücuttaki suyu attığını da söylüyorlar. Bir şeye fark ettim. Mesela bu gibi sebzeleri insan kestiği zaman yine bitiyor. Siz hep köklü kesiyorsunuz, kökünden alıyorsunuz. Bunun bir özelliği var mıdır ki kökünden alıyorsunuz? Evet, bunun özelliği kökünden kestiğin için biraz daha ömrünü uzatıyor. Çünkü suyu kök alıyor. Kökü suyu tezberi koyurmuyor. Bu sudur, genelde suyla beslenen şey olduğu için. Bu köklerindeki şu damar bu suyu buradan bırakmıyor, tezberi bırakmıyor. Ama burada kestiğin zaman anından su kendiliğinden akınca bitiyor. Onun için o zaman her sene ekmek lazım değil mi? Evet. Her sene taze ekilen sebzeler, sağlıklı yaşamın ana maddesi. Organik sebze ve meyvenin faydalarını Teoman Bey'den dinliyoruz.
Organiğin hayatınızdaki yeri nedir Teoman Bey? Sağlıklıdır birincisi. Şimdi ne diyor? Organik demek yani sen ekstra kimyasal maddeler, hormonlar koymuyorsun. Hormon ve ekstra kimyasal madde koyduğunda hem vücuda zarardır hem kanser verir. Bunu biliyorsunuz, devamlı savaş vardır. Onun için bir de tabii aşırı büyümeler vardır, anlıyorsun. Bak bunlar ne güzel, yani büyüklükleri, rengi, her şeyi organik olduğu bellidir. Onun için daha sağlıklıdır. Tabii sağlıklı olan şeyler daha pahalıdır. Yani halk yani bazen her yere parayı atıyor, her şeyde atıyor. Yemeğe sıhhata gördüğünü dediği gibi arkadaşın ucuza bakıyor. Ulan sıhhat daha mühimdir. Class Fruit, organik tarımda öncü marka.